gündem dışı konuşma grubu için grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır burada yasama faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Ve bölgelerimizde yaşananları sizlere anlatmaya çalıştık. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde anlatamayacağım, konuşamayacağım. Sizi de bu lütfen ikaz edin. Ve süremi de gözetin. Bakın yani ne konu? Sayın İtalp, bir şey yapamam. Lütfen konuşun siz. Buyurun. Ama en azından oturabilirler. Oturabilirler yani. Şimdi o zaman biz de mi böyle yapalım? Arkadaşlar konuştuğunda biz de mi aynı davranalım? Sayın İtalp, lütfen buyurun devam edin. Sayın milletvekiller, istirham ediyorum. Lütfen sakin ol. Yaklaşık 2 yıldır burada yasama faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Ve bölgelerimizde yaşananları sizlere anlatmaya çalıştık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ama siz yaşananları anlatmaya çalışmaktan ziyade anlatılanlara nasıl karşı çıkarım, kendimi nasıl savunurum, nasıl hatibi kriminalize ederim çabasında oldunuz. Şöyle bir dönüp geçmiş iki seneye baktığımızda geçen yıl Ağustos ayından bu yana başlayan tırnak içinde sokağa çıkma yasakları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Burada yüzlerce kez ifade ettik. Şehirler yıkıldı, yakıldı, binlerce insan yaşamını yitirdi ve ki halen cenazelerini alamayan, ulaşamayan aileler var. Yüz binlerce insan yaşam alanlarından zorla göç ettirildi. Bu yaşananlar halen devam ediyor. Ve halkta çok büyük bir öfke olduğunu ve öfke birikimine sebep olduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca şu anda yaşamış olduğumuz ekonomik krizin de ve Türk lirasının değer kaybetmesinin savaşın büyük bir etkisini olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Biz bu kürsüden size defalarca Taybet Ana'nın, Sur'un, Cizre'nin fotoğraflarını gösterdik. Yaşananları tüm çıplaklığıyla size anlatmaya çalıştık. Ama siz tüm bu yaşananlara karşı kulaklarınızı ve gözlerinizi kapattınız. Kimi zaman da bölgeye gidip 2 gün kalırız, rapor hazırlarız, zırhlı araçlarla bir tur atıp geçtikten sonra gelip burada bir cümle kurarızın çabasına girdiniz. Ve bu şekilde sorumluluğunuzu yerine getiririz diye mantığıyla yaklaştınız. Bugün de burada rehin alan eş başkanlarımızın ve milletvekillerimizin fotoğraflarını gösteriyoruz. Ancak buradaki tüm vekillerin sadece bizim değil, bütün partilerin bu milletvekilleri resimlerini gösterip bu parlamento ayıbını göstermesi gerekirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürüttüğümüz politikalarla 10 binlerce insan görevden alındı. Binlerce insan sorgusuz sualsiz gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve bu süreçlerde insanlık suçlarına maruz bırakıldı. Tüm bu yaşananları şöyle okumak gerekiyor. Cemaat adı altında yapılan operasyonun asıl amacı kendi iktidarımızı transı tehdit edecek, onlar için tehdit oluşturacak bütün insanları lağvetmekti. Beraber politika ürettiğiniz, beraber ülkeyi yönettiğiniz ve hatta yağmurlar altında beraber ıslandığınız insanlarla sürdürdüğünüz akıl halen o akıl devam ediyor. Birlikte kurmaya başladığınız kötülük mirasınızı onları da içine katarak daha da büyütüyorsunuz. Hükümet olarak 15 Temmuz'u kendi sivil darbesinin saç ayaklarından biri olarak kullandı. Fakat mesele bu darbenin siyasi ayağını araştırmaya gelince kaçıyor. Neden kaçıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Çünkü darbenin siyasi ayağı sizin içinizde. İşte bu siyasi ayağın gönül olmaması için size muhalif tüm sesleri en başta da bizi susturmaya çalışıyorsunuz. Aynen 1994'te Depli milletvekili arkadaşlarımızın buradan zor kullanarak, gözaltına alınarak tutuklanması gibi. Sene 2016, bir dejavu yaşıyoruz. Aradan 22 sene geçmiş ama bugün de eş başkanlarımız ve 10 milletvekili arkadaşımız yine zor kullanılarak gözaltına alınıp tutuklandı. Birbirinin devamı niteliğinde uyguladığınız politikalara bugün bütünen baktığımızda bize tam da bir sivil diktayı işaret ediyor. Seçilmişlerimizin rehin alınması, eş başkanlarımızın ve vekillerimizin tecrit koşulları altında tutulması, tüm hakları gasp edilmesi, halkların oyuyla elde edilen belediyelerimize kayyum atanması, tüm bunlara kötülük mirasınızı miras eklemeye ve devam eden bir politikayla, güvenlik politikalar sürdürmeye çalışıyorsunuz. Şu iyi bilinmelidir ki, iktidarın da sonu gelecek. Bu iktidarın politikalarını alkışlayanlar, bu politikalara sessiz kalanlar ve kendini kurtarmaya çalışanlar, korku içinde kendini kurtarmaya çalışanlar bu kötünün altında kalacaklar. Ve bunun hesabını verecekler. Çünkü henüz doğmamış çocuklara, henüz doğmamış bebeklere büyük bir enkaz bırakıyorsunuz. Lütfen gidin bir bakın. 1994 darbesini yaratıcıları bugün nerede? Ve ne şekilde ve nasıl anılıyor? Ve bir de Halkın Emek Partisi'nden bugünlere kadar gelen mücadele eden partimize bakın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.